Moda avcısı Son Moda ekibi bu haftada yükselen trendleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Bakın sırada herkesin ilgiyle takip ettiği hangi moda akımı var? En önemli aksesuarı saçları ve saçlara ışıltı katan taşlar ve tokalar. Bakalım bu yıl hangi ışıltılı taşlar ve tokalar moda olacak? Yanımda Hülya Osmanoğlu var. Merhabalar Hülya Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Bu yıl hangi modeller ön plana çıkacak? Bu yıl kadife ve yüksek taçlar çok moda, bildiğiniz gibi kraliçe taçları diyoruz bunlara. Bunlar ofis ortamında, günlük sokakta takabileceğiniz ve gece takabileceğimiz çeşitler olarak ayrılıyor. İşte böyle taşlı olanları, deri ve bunu hem gündüz hem gece böyle kullanabilirsiniz. Evet. Hayat ve gece özel bir davete giderken hangi modelleri takmalıyız? Şimdi gece için böyle şu modelleri tercih ediliyor genelde. Daha abartılı. Evet. Şöyle taşlı modeller. Gündüz için de daha sade şunlar ve spor böyle troklu taçlar. Şurada da evet tüyler, böyle tüylü. Böyle. Onları evet. da gece de kullanılabilir. Peki taşları sadece uzun saçlı hanımlar mı takabilir? Kısa saçlı olanlar da taç kullanabilir mi? Ya da moda olan tokaları? Tabii ki. Yani kısa saç, uzun saç, düz kıvırcık, saçınızın şekilli olması önemli değil. Rahatlıkla toplu bir saça da taçı takabiliyorsunuz. Gayet rahat. Toplu saçta nasıl duruyor? Toplu saçta da çok şık şöyle. Tasarımlarınızı neye göre belirliyorsunuz? Kişiye göre özel tasarlıyoruz. Mesela gece bir davete katılacaksa ona göre kıyafetine uygun olarak tasarlıyoruz. Veya tamamen bizim de kendi doğaçlama olarak tasarladığımız taçlar da var. Bir de kafa yapısına göre de çok değişiyor. Bazıları mesela daha yüksek seviyor. Bazısı daha ince şeylerden, kadifeden seviyor. Ona göre biz tasarlıyoruz. Evet, kadife dediniz. Peki taşlarda en çok hangi kumaşları kullanıyorsunuz? En çok kadife. Evet. Burada da sanırım hepsi kadife değil mi? Şurada bir tane deri var. Evet. Renkler özellikle isteniyor. Genelde siyah tercih ediliyor. Bunun yanında saks, yeşil çok seviliyor. Belli dönemlerde de kırmızı, mesela işte sevgililer dönemi, yılbaşı zamanı kırmızı çok talep gördü. Onun dışında ağırlık siyah tabii. Evet. Gerçekten bu moda olan taçları herkesin saçında görüyoruz. Hatta sosyal medyada da tanıdık simaların saçlarını süslüyor bu taşlar. Peki insanlar ellerinde fotoğraflarla size geliyorlar mı? Aynı bu taştan istiyoruz. Çünkü bir başkasına çok yakışan bize yakışmayabiliyor. Bu durumda tepkiniz ne oluyor? Biz bu şekilde gelenleri pek tercih etmiyoruz. Çünkü biz kendi tasarımlarımızı yapmayı tercih ediyoruz daha ziyade. Direkt insanların tarzına ve dediğiniz gibi hem yüz şekli hem kafa şekli de çok önemli dediniz. Onları kriter alıyorsunuz. Teşekkür ediyorum ben size teşekkür Hülya ederim. Hanım. Çok memnun oldum. Hülya Hanım'la birlikte 80'li yıllardan milenyum çağına ışınlanan taç modasını ele aldık. Hoşça kalın.